Sayın basın mensupları, saygıdeğer milletvekillerimiz, bugün burada Türk milletinin bugününe ve istikbaline doğrudan tesir eden bir beka sorununu kamuoyunun dikkatine arz edeceğiz. Bu öyle önemli bir meseledir ki beni bu açıklamayı Danıştay'ın önünde yapmaya mecbur etmiştir. Beni hepiniz tanıyorsunuz. Ben öyle sıradan sebeplerle sokakta basın toplantısı yapacak bir siyasi kimlik ve kişilik değilim. Mesele önemlidir. Mesele iktidar eliyle Türkiye'nin demografik bir işgale maruz bırakılmasıdır. Türk milli kimliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti varoluşsal bir tehditle karşı karşıyadır. Sığınmacı ve kaçaklar konusunda bugüne kadar hamaset ve popülizm değil, icraat üretme misyonuyla hareket eden İYİ Parti, milli göç doktrinini ortaya koymuş ve Türkiye'de planlı geri dönüşü ortaya koyan tek siyasi parti olmuştur. İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de yalnızca Türk milletinin menfaatlerini esas alarak hukuki zeminde ve somut bir adımla harekete geçmiş bulunmaktadır. İYİ Parti'nin atacağı bu hukuki adımla AK Parti tarafından sığınmacı ve yabancılara dağıtılmış olan yüz binlerce vatandaşlık iptal edilecek, bundan böyle ecdadımızın mücadele cehdiyle kazanılmış Türk vatandaşlığı döviz karşılığında satılamayacaktır. Son 7 yılda yabancılara 309 bin konut satışı gerçekleştirilmiştir. İstatistikler bu konut satışlarının en az yarısının vatandaşlık karşılığında olduğunu ortaya koymaktadır. Gayrimenkul karşılığı vatandaşlık sadece satın alan kişiyi değil, aynı zamanda aile üyelerini de kapsadığından en az 500 bin kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığına geçirildiği anlaşılmaktadır. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12. maddesinde hangi şartlarda istisnai vatandaşlık verilebileceği açıktır. Sınırlı sayı ilkesi gereğince bu şartların içerisinde döviz karşılığında vatandaşlık satmak asla söz konusu değildir. Ancak bir cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanunu Yönetmeliği'nin 20. maddesinde belirli bir miktardaki yabancı para ile taşınmaz mal alımı karşılığında Türk vatandaşlığının verilmesi mümkün hale getirilmiştir. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin şartların kanunla düzenlenmesini emretmektedir. Hiçbir yönetmelik kanunun üzerinde olamaz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı tarafından istisnai yollarla dağıtılmış vatandaşlıkların istisnasız tamamı hem anayasaya aykırı hem de kanuni dayanaktan yoksundur. Döviz ve gayrimenkul alımı karşılığında verilmiş vatandaşlıkların tamamı da kanuna aykırıdır. İşte bu sebeple Türk milletinin hukukunu, Türk vatandaşlığının şerefini ve itibarını korumak maksadıyla biz İYİ Parti olarak para karşılığında dağıtılmış tüm vatandaşlıkların iptali için Danıştay'a dava açmış bulunuyoruz. Açtığımız bir diğer dava ise İçişleri Bakanlığı'nın Suriye uyruklu sığınmacılara verdiği vatandaşlıklar üzerinedir. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre hükümet bugüne kadar tam 238 bin Suriyeli sığınmacıya Türk vatandaşlığı vermiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin 238 bin Suriyeli'ye vermiş olduğu Türk vatandaşlıklarının tamamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına aykırıdır. Suriye uyruklu yabancılar taşınmaz mal edinimi yoluyla asla vatandaşlık kazanamaz. Çünkü 1927 yılında
1062 şerhi olarak çıkan ve halen yürürlükte olan kanun, Türkiye-Suriye arasındaki tarihsel sorunlar ve Hatay meselesi sebebiyle Suriye uyruklu yabancılara mülk edinmek suretiyle vatandaşlık verilmesini imkansız hale getirmektedir. Ayrıca 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 22 Ekim 2014 tarihli geçici koruma yönetmeliğinin 25. maddesi aynen şunu ifade ediyor. Geçici koruma süresi ikamet izni toplamında sayılamaz ve sahibine Türk vatandaşlığı başvurusu hakkı sağlamaz. Yani Türkiye'de kaç yıl kalırlarsa kalsınlar, geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sığınmacılar buradaki ikamet sürelerinden dolayı Türk vatandaşlığına başvuramazlar. Yani bu kanun şunu söylüyor arkadaşlar. Hatay meselesinden kaynaklı tarihsel sorunlarımızın bulunduğu Suriyeliler Türkiye'de gayrimenkul edilemezler. Dolayısıyla gayrimenkul edilme hakları olmadığı için gayrimenkul alımından kaynaklı vatandaş olma hakları da asla mevcut değildir. Dolayısıyla bunlara verilmiş bütün vatandaşlıklar aslen yok hükmündedir. O halde İçişleri Bakanı'na soruyorum. Hem gayrimenkul alımı ile hem de vatandaşlık kanunu üzerinden Türk vatandaşlığının Suriyelilere dağıtılması kanunen mümkün değilken siz 238 bin Suriyeli sığınmacıya hangi kanunun amir hükmüne göre vatandaşlık dağıttınız? Biz İYİ Parti olarak Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kanunlara aykırı olarak Suriyeli sığınmacılara dağıtılmış 238 bin vatandaşlığın tamamının iptali için hukuki bir süreç başlatmış bulunuyoruz. Başlattığımız bu süreç, ben müracaatı şahsım adına yaptım, her Türk vatandaşının başvurabileceği bir hukuki yöntemdir. Açmış olduğumuz davalar hukuki temelleri itibariyle son derece haklı ve somut delillere dayanmaktadır. İYİ Parti'nin ve şahsımın açmış olduğu bu dava neticesinde hukukun tecelli etmesiyle yüz binlerce sığınmacı ve yabancıya hükümet tarafından dağıtılmış vatandaşlıkların tamamı iptal edilecektir. Hiç kimse unutmamalıdır ki Türkiye bir kupon arazi, Türk vatandaşlığı da eşantiyon değildir. Türkiye'nin bir mülteci kampı haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından 29.04.2011 tarihinden itibaren yetkili makam olarak genel ve olağan yolla Suriye uyruklu yabancılara vatandaşlık verilmesine dair her bir idari işlemin ve vatandaşlıkların iptali için Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı'na, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından 9.07.2018 tarihinden itibaren yetkili makam olarak istisnai ve olağanüstü yolla Suriye uyruklu yabancılara vatandaşlık verilmesine dair her bir idari işlemin ve vatandaşlıkların iptali için Danıştay 10. Dairesi'ne iptal davası açılmış. Yine Türkiye Barolar Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı aleyhine açılan ve Türk vatandaşlığı kanunu uygulamasına ilişkin yönetmeliğin iptali için açılan davaya Türk milletinin menfaatleri gereği davacı yanında katılmak için Danıştay 10. Dairesi'nin 2022/38/85 esas sayılı dosyasına fer'i müdahale talebinde bulunulmuştur. Bu vesileyle kamuoyuna bir kez daha ifade ve ilan ediyorum ki milli göç doktrini ve gerçek bir geri dönüş planına sahip tek siyasi parti olarak Türk milletine taahhüdümüz şudur. Sığınmacı ve kaçakların tamamı her hal ve şartta vatanlarına geri gönderilecek, sığınmacı ve yabancılara dağıtılmış Türk vatandaşlıklarının tamamı iptal edilecektir. Ve er ya da geç
herkes emin olsun ki Türkiye iyi olacaktır. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Katılımlarınız için teşekkürlerimi bildiriyorum.